İstanbul, Evliyalar Şehri. Beşiktaş'taki Yahya Efendi Dergahı. Bu maneviyat merkezi tekkede yatan mübarek Şeyh, Yahya Efendi'nin mezarına komşu bir başka evliyayı ziyaret ediyoruz. Mehmet Nuri Efendi. İstanbul'da yetişen evliyanın büyüklerinden Mehmet Nuri bin Seyyid Hüseyin burada yatmaktadır. Lakabı Şemseddin'dir. Seyyid Abdülkadir Geylani'nin 15. batından torunudur. Kastamonu ilinin Ayvalı kasabasından emirzadelerden Şehit Seyyid Hüseyin Efendi'nin oğludur. 1801 yılında İstanbul'da doğar Mehmet Efendi. Hilafet diyarı İstanbul'da vücut beşiğine süs olmuştur. Mehmet Nuri Efendi yine İstanbul'da 1866 yılında vefat eder. Cenaze namazı Beşiktaş Sinan Paşa Camii'nde kalabalık bir cemaat tarafından kılınmıştır. Ve buraya Şeyh Yahya Efendi dergahına gömülür. Yahya Efendi dergahı Cumhuriyet'in ilk yıllarında 1925'te tekkelerin kapatılmasından sonra maalesef sadece cami olarak faaliyet göstermeye başlamıştır. Tekkenin kütüphanesi 1940 yılında Süleymaniye Kütüphanesi'ne nakledilmiştir. Cumhuriyet'in ilk dönemlerinde ilgisiz kalınan tekkede şeyh evinin bulunduğu kısım satılmış, arsasına villalar inşa edilmiştir. Bu güzel İslam medeniyetinin mekanı 2013 yılında yapılan tadilat ve yenilemelerle tekrar eski güzelliğine kavuşmuştur. Bu medeniyet ve maneviyat merkezlerinin tekrar ihya edilebilmesi, bu milletin uyanışının en büyük işaretlerini taşımaktadır. Büyük Osmanlı medeniyetinin en şerefli sayfalarına imza atabilmiş bu büyük zatlar, bu asil millete numune olmaya devam edeceklerdir. Bu manevi ve tarihi kişiliğin türbesini ziyaret etmek için Ortaköy sahilden Yahya Efendi sokağındaki taş döşeli yokuştan yukarı çıkıyoruz. Sultan 2. Selim bu nurlu kabrin üzerine bu nefis türbeyi yaptırır. Derken şehzadeler, paşalar ona komşu olmak isterler. Aşıkları kutlu eşiğe gömülmeyi vasiyet ederler ki, gün gelir koca bahçe mezarlığa döner. Bu kapıdan girenler dünyadan sıyrılır. Ama bu mekanda ölüm korkutucu, ürkütücü değil, şirindir. Ziyaretçiler duygu seline kapılırlar. İşte edipleri yazdıran, ozanları söyleten hava bu olmalıdır. Öyle ki Evliya Çelebi'den Tanpınar'a onlarca yazar bu dergahı anlattılar. Hayatı boyunca ilim, amel, İhlas yolundan ayrılmayan Mehmet Nuri Efendi, insanların faydalanacağı pek çok kitap bırakmıştır geriye. Bunlardan sadece bir tanesi olan Miftahül Kulub, yani Kalplerin Anahtarı isimli kitabında Ümmeti Muhammed'e şöyle sesleniyor. Ey hakkı hak olmayandan ayırt ederek, Allahu Teala'nın rızasına talip olan, ve Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemi çok seven kardeşlerim, bilmiş olun ki, kar ve zarar beldesi olan bu fani dünya alemine geldik. İman etmekle müşerref olan ve kelime-i tevhidi dilleriyle söyleyip kalpleriyle tasdik eden müminlerdensiniz. İşte böylece yaratılışının aslında bulunan ilahi feyzlere ve ihsanlara kavuşmuş olursunuz. Allahu Teala'nın hazinesi olan kalp kapısını arzu, hırs, şehvet ve muhabbet gibi şeytanın aşağılık askerlerine karşı koru ve onları içeriye bırakma. Doğru yolu gösteren bir rehber bulup ona talebe olmaya çalış. Çünkü rehbersiz yola çıkmak ve yolu bulmak, gecenin zifiri karanlığında, bilinmeyen bir yolda, ışıksız ve tek başına gitmek gibidir. Böyle bir durumda insan gittiği yeri göremez, bastığı yeri bilemez. Önünde çukur mu yoksa uçurum mu var fark edemez. Bu şekilde yola çıkanların tehlikeye düşmelerinden korkulur. Mürşid-i Kamil'in huzuruna gidip geldiği için o yolların hatalarını ve tehlikelerini görüp anlamıştır. Mürşid-i Kamil kendisine bağlanan talebesine rehberlik eder ve o yollardan kolaylıkla geçirir. Şimdi bu mübarek zat Mehmet Nuri Efendi'yi daha yakından tanıyalım. Mehmet Nuri Efendi tahsil yaşına girdiğinde evlerinin yakınında bulunan Mercan Ağa Mektebi'nde Kur'an-ı Kerim'i ezberler. O kısa zamanda hafız olur. Mehmet Nuri Efendi bu sırada henüz 14 yaşındadır. Daha sonra Beyazıt Camii'nde ders veren, Baltacı namıyla anılan Hasan Efendi'den sarf, nahiv ve mantık ilmini öğrenir. Söylenenlerden ve anlatılan derin manalardan faydalanmış ve bunları hayatına tatbik etmiş birisidir Mehmet Nuri Efendi. O 25 yaşına ulaşınca hac farizasını yerine getirmek için Hicaz'a gider. Hac'dan döndükten sonra Süleymaniye Camii'nde ders veren, Şehri Hafız Efendi olarak tanınan İstanbullu Hafız Mehmet Efendi'nin derslerine devam eder. Buldan lakabı ile meşhur olan Kayyumi Mehmet Efendi'den fıkıh ilmini öğrenir. Şalcı lakabı ile tanınmış Tosyalı Ali Efendi'den usul ilmini, tefsir, hadis, fıkıh ilminin derinliklerini kavrayacak şekilde Kazanlı Mehmet Efendi'den eğitim alır. Bununla da kalmaz Mehmet Nuri Efendi. O, tüm bu eğitim programının yanında tanınmış hattatlardan Mehmet Vasfi Efendi'den hat sanatını öğrenir. Bir taraftan da şiirler yazan Mehmet Nuri Efendi, bakınız gönlünün derinliklerini şu beyitlerle nasıl yansıtmış. Aç gözün, bak asumana kim nedir? Hep gelenler bu cihana ondadır. Cümle gelmiş geçmişi seyret tamam. Hassu amme olanı gör ve selam. Ol kadar inam ve ihsan hep sana. Hak'tan oldu eyleme vaktin heba. Aç gözünü bir hoşça fikret ey civan. Geçti ömrün hab-ı gafletten uyan. Kır bu benlik bendini ey hoca gel. Mürşide kul ola gör etme cedel. Nuriya gel Hakk'a vasıl olasın. Bir hesab inama nail olasın ya Resulallah. Kayseri'nin tanınmış evliyalarından Ben Akşibendiye yolunun büyüklerinden olan Şeyh Mehmet Said Efendi ve hocası Şeyh Ahmet Behcet el-Kayseri İstanbul'a gelirler. Bir süre sonra Mehmet Nuri Efendi ile karşılaşırlar. Şeyh Ahmet Behcet Efendi, talebesi Mehmet Said Gindi'ye "Bu genci sen yetiştireceksin. Ümmet-i Muhammed'den birçoğu onun vesilesiyle doğru yolu bulacaklar" dedi. Bundan sonra Mehmet Said Efendi uzun süre Mehmet Nuri Efendi'yi göremedi. Bu görüşmemelerinin de bir sebebi vardı. Çünkü onlar zamanını bekliyordu. 18 sene sonra bir Ramazan-ı Şerif ayında vaaz ve nasihat etmek için İstanbul'a gelen Mehmet Said Efendi, hocasının işaret buyurduğu zamanı bekledi. 1828 senesi Ramazan-ı Şerif ayında Mehmet Nuri Efendi, Mehmet Said Efendi'nin huzuruna gelerek kendisini talebeliğe kabul etmesini rica etti. Mehmet Said Efendi, hocasının işareti üzerine onu talebeliğe kabul etti. Mehmet Nuri Efendi tam 8 sene tasavvuf yolunun edebini ve esaslarını öğrendi. Tasavvuf adına yapılan yanlış uygulamalara savaş açan Mehmet Nuri Efendi, Kalplerin Anahtarı isimli eserinde bakınız bu konuyu nasıl dile getiriyor. Mürşid-i Kamil'in alameti çoktur. Fakat söyleyeceğim şu 3 husus çok önemlidir. Mürşid-i Kamil'in huzuruna vardığın zaman bütün gamın ve kederin gider. İçinde bir ferahlık ve muhabbet uyanır. Mürşid-i Kamil'in bulunduğu meclisten ayrılmayı istemezsin. Bir inci tanesi gibi olan sözleri muhabbetini artırır. O öyle bir şeyh olmalıdır ki, ziyaretine gelen herkes duasını niyaz ile mesrur, mesut olmalılar. Bu 3 sıfatı kendisinde toplayan zatın bütün ahlakı, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin ahlakıdır. Bu 3 sıfat ve alamet, riyasız, gösterişsiz hangi zatta görülür ve bilinirse, hemen o zata tam bir teslimiyet ile teslim ol. Cenaze yıkayanın elindeki mevta gibi emrettiği yerde dur. Her emrine uy. Hizmetlerini ve emirlerini kendine nimet bil. Şu hususa da çok dikkat etmek gerekmektedir. Babadan kalmış veya bir kolayını bulup gelir temin etmek gayesiyle bir dergah ele geçirmiş kimseler vardır. Bunlar tasavvuf yolunda bazı kitap ve risaleleri okuyarak ariflik iddia ederler. Şeyhiz diyerek insanlara doğru yolu göstermek isterler. Fakat kendileri doğru yolun hangisi olduğunu bilmezler. Böyle şeyhler kör bir insan gibidir. Bunların talebeleri de kör olur. Bunların eninde sonunda tehlikeli bir uçuruma düşmelerinden korkulur. Bir başka sapkın grup daha vardır ki, bunların ne gusül abdesti, ne abdesti, ne namazı, ne de oruçları vardır. Bu sapkın grup her türlü yasakları mübah derecesinde işlerler. Bizim guslümüz ezelidir. Abdestimiz o zaman alınmıştır. Namaz ve oruçlarımız o zaman eda olmuştur. Biz cemal aşıkıyız. Bizim cennet ve cehennemle işimiz yoktur der bu sapık grup. Bu gibi kimselerden uzak olmak lazımdır. Bu kimselerden uzak kalmak, Allahu Teala'ya yakın olmaktır. Bu gibiler pisliğe batmışlardır. Yanlarına varanlara pislik bulaşır. İşte böyle özetlemektedir Mehmet Nuri Efendi tasavvuftaki sapık grupları. O, ehli sünnetin hayat veren ölçülerine göre tasavvufta hak-batıl sınırlarını ne güzel çizmiştir. şeriat ve tasavvuf bağlılığının yanında kalbi samimiyetini de bakınız nasıl ifade ediyor bu güzel şiirinde. Kalbim içre cevherden bir yapı, gördüm onda bir kızıl yakut kapı. Girip ondan ileri vardım hemen, bir cevherden saray oldu ayan. Sarı yakuttandır onun kapısı, durrü safiden yapılmış onun kapısı. Orta yerde hemen kurulmuş bir çadır, kapısı ahdar zebercetten durur. Çadırı da bir siyah nur kaplamış, nuru haktır gözler onu görmemiş. Girdim onda dahi seyrettim hemen, bir acep nur var imiş onda nihan. Mehmet Nuri Efendi, Sultan 2. Mahmud Han tarafından Yahya Efendi dergahında ders vermek üzere görevlendirilir. Daha sonra Nusretiye Camii'nde Şifa-i Şerif dersleri vermeye başlar Mehmet Nuri Efendi. Bu derslerin bir kısmına Sultan da katılmıştır. Mehmet Nuri Efendi bir taraftan derslerine devam ederek kendi ilmini artırır ve bir taraftan da talebe yetiştirmeye devam eder. O, talebelerine şu tavsiyelerde bulunuyordu. Bir hoca, ilim öğrenmek isteyen talebesine şu 5 şeyi emreder. Devamlı abdestli olmak, farz namazları cemaati terk etmeyerek vaktinde kılmak, kazaya kalmış namaz ve oruç borcu varsa onları da en kısa zamanda tam olarak eda etmek. Yalan söylemekten ve dedikodu etmekten son derece çekinmek ve sakınmak. Hiçbir kimsenin aleyhinde olmayıp kendi kusurlarının affedilmesi için dua ile meşgul olmak. Mehmet Nuri Efendi talebe-hoca bağlantısını şu beyitlerle özetliyordu. Edeple hoca huzuruna girenler, onlar hep saadeti bulanlar, dost ile dost olup didar görenler, mülke sultan olup seyran sürerler. Mehmet Nuri Efendi, dini İslam'a ve sünnet-i seniyeye uygun yaşadı. O, güzel tabiatlı, zahid, cömert ve kamil bir insandı. Mehmet Nuri Efendi, Ümmet-i Muhammed'e rehberlik edecek pek çok talebe yetiştirdi. Mehmet Nuri Efendi'nin yazmış olduğu risalelerden bazıları şunlardır. Miftahül Kulub, yani kalplerin anahtarı. Murakabe, tasavvuf yolunun şartları. Vasiyetname, Pendiye, Evrad-ı Fethiye, Evrad-ı Bahaiye. Hayatını ilim öğrenmek, yaymak ve yazmakla geçiren Mehmet Nuri Efendi, bakınız şu şiirinde nasıl yorumluyor hayatı. Ne güzel insandır bu, kul iken sultan olur. Alem içre hükmedip her dertliye lokman olur. Evvelin ve ahirin hem zahiri ve batini, ne olursa bu cihanda zahiren hem batini. Söyle bil kim, bu cihan içre veli ol şahtır. Ne ki olur ve olacak cümleye agahtır. Gel der isen haktır ol, böyle güffar söyledin. Hak sözün, doğru kelamın, amma yanlış söyledin. Aç gözünü kıl tefekkür, iş bu nazmı ey deli. Kul olan hiç hak olur mu, kim meğer ola veli. Bu cihanda kutbül aktab ne kılarsa cümlesin, emri hakla kılar, ol arada koymaz kendisin. Mehmet Nuri Efendi'nin Şeyhi Mehmet Said Efendi, 2. Mahmud tarafından Hacı Bektaş ı Veli Dergahı'nın meşihatı görevine getirilmiştir. Mehmet Nuri Efendi böylece şeyhiyle beraber Kırşehir'e giderler. 3 ay boyunca orada hizmet ederler. Mehmet Nuri Efendi, mürşidiyle 40 gün çile çektikten sonra irşat vazifesiyle görevlendirilip İstanbul'a gönderilir. İstanbul'da Uzun Çarşı'da bulunan evlerinde tarikat saliklerini ve hakikat arayanları irşada başlamışlardır. Beşiktaş'ta medfun bulunan Şeyh Yahya Efendi Hazretlerinin türbedarı, Şeyh El-Hac Ali Efendi'nin vefatı üzerine onun yerine türbedarlığa tayin olur. Ama Mehmet Nuri Efendi hiçbir zaman boş durmaz. O aynı zamanda da Nusretiye Camii'nde Şifa Şerif dersleri vermektedir. 5 sene Yahya Efendi türbesinde müritlerine irşada devam etmiştir. Onlara Menar, Mülteka ve Tarikat-ı Muhammediye'yi ders olarak okutmuştur. 1866 yılı Şevval ayının 14. gecesi sayılı nefeslerini tamamlayarak dergâh-ı Rabbül Âlemîn'e yürümüşlerdir. Cenaze namazları Beşiktaş'taki Sinan Paşa Camii'nde meşayih, ulema ve çok kalabalık bir cemaatle kılındıktan sonra Yahya Efendi dergahında sırlanmıştır. Talebelerine söylediği şu sözleri adeta yol gösterici mirasıdır bu büyük zatın. Saadete ulaşmak için 2 şey lazımdır. Mes'ud ve bahtiyar kimse bu 2 şeye kavuşan kimsedir. Bu 2 şeyden birincisi, doğru ilim ve iman sahibi olmaktır. Bu da ilmin derinliklerini ve Muhammed Aleyhisselam'ın hayatını, ahlakını öğrenmekten geçer. İkincisi ise iyi huylu, iyi hareketli insan olmaktır. Bu ise fıkıh ve ahlak ilimlerini öğrenmek ve bunlara uymakla olur. Bu ikisini elde eden kimse Allahu Teala'nın rızasına, sevgisine kavuşur. Bir şiirinde aşkın gerçek manasını şöyle dillendirir Mehmet Nuri Efendi. Eğer aşık isen zahid hüdaya, bırak feleki vücudun bahr-ı laya. Atıp kendin bu deryaya eden gark, göçer pervaz, urup birden hüdaya. Soyunup ol enaniyetten, ol dem, misali zerre mahvolunca Adem. Dalarsa mahviyet deryasına kul, ulu sultan olup hakkı görür ol. Arada kalmaz ağyarın vücudu, visali hakka bulunca okul. Eğer bilirse sende bir kusur var, anı setretip asla kılmaz izhar. Hakkın kudret yedinde olduğunu, kamu eşyanın anlar etmez inkar. Verir hikmete cümle gördüğünü, hem eşyadan tutar alçak özünü. Ki zat-ı hakta mahvolan kim ola, görür cümle hakimiş yaveran. Edenler de cemali dost rüyet, kalır mı masivadan hiç muhabbet? Görür mü didesi ahyar artık, nasip öldükçe çün dost ile vuslat. Kişi benliğini mahveyleyince, Adem iklimin şahı olunca. Bilir hak el yakın sırrını ol dem, kamu ahlakını tebdil edince. Kuru dava sanıp etme teenni, çalış ihlas ile etme temenni. Bulursun hak rızasını mahviyette, sana mefrun olur ilm ile dünni. Sureti ve sireti, şeriat-ı mutahharaya ve sünnet-i seniyeye uygun, güzel tabiatlı, zahit birisiydi Mehmet Nuri Efendi. O, cömertliği ve elinin açıklığı ile herkese şamil, kutsi nefesleriyle ve açık kerametleriyle tanınmış kamil bir mürşiddi. Müritleri ve müntesipleri sayısız güzelliklere ulaşmıştı. 20'den fazla halifeleri vardı. Eserleri arasında hayatlarında müntesipleri için neşir buyurdukları vasiyetnameleriyle irtihallerinden sonra ele geçen Miftahül Kulub, yani kalplerin anahtarı ve diğer kitapları defalarca çoğaltılmıştır. Duaya çok ihtiyacımız olduğu şu zamanda, onun Evrad-ı Bahaiye ismindeki eserinden şu güzel dualarla son veriyoruz, kelimelerin yetersiz kaldığı bu büyük insanın hayatını anlatmaya. Ya Rabbi, ilminden ve fazlından bize anlamak nasip eyle. Bize devamlı yardımda bulun. Ya Rabbi, sana şükredenlerden, seni zikredenlerden, senden korkanlardan, sana itaat edenlerden, sana tevazu gösterenlerden, sana bağlı olan ve sana dönen kullarından kıl. Ya Rabbi, tövbelerimizi kabul eyle. Günahlarımızı affeyle, kalplerimizden kini, kuruntuları, gizli düşmanlıkları, öfkeyi ve bütün kötülükleri yok eyle. Ya Rabbi, korkundan öyle bir hisse ver ki, bizimle günahlarımız arasına girsin. Taatinden öyle bir hisse ver ki, bizleri cennete götürsün. Bizi iyi ve salih kullarınla haşret. Hayatta kaldığımız müddetçe kulaklarımızı, gözlerimizi, kuvvetimizi bize faydalı hale getir. Ya Rabbi, senin indinde bizim korkularımızı giderecek, dağınıklıklarımızı toplayacak, dargınlıklarımızı giderecek, hastalara şifa verecek, amellerimizi temizleyecek ve bize doğru yolu ilham edecek rahmetini istiyoruz. Ya Rabbi, ilmimizi, hilmimizi ve nurumuzu artır. Ya Rabbi, gönderdiğin Resullere iman ettik, indirdiğin kitaplara da iman ettik. Ya Rabbi, yüzümüzü senden utanmakla, kalplerimizi senin sevginle doldur. Ya Rabbi, bize bütün hayırları ver, bütün şerlerden bizleri uzaklaştır. Amin.